Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ın Ey kocalar, oruç tuttuğunuz günlerin gecelerinde eşlerinize yaklaşmak size helal kılındı. Eşleriniz sizin elbiseleriniz, siz de eşlerinizin elbiselerisiniz. Allah nefsinize güvenemeyeceğinizi bildiği için yüzünüze bakıp size bu lütufta bulundu. Artık bundan böyle onlara yaklaşıp Allah'ın sizin için takdir buyurduğu neslin arayışı içinde olun. Şafak vaktine, günün ağarması gecenin karanlığından fark edilinceye kadar yiyin için. Sonra gece girinceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde itikafta bulunduğunuz sırada eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın yasak sınırlarıdır. Sakın o hudutlara yaklaşmayın. İşte böylece Allah insanlara zararlardan sakınıp korunmaları için ayetlerini iyice açıklar. Bir de sana kadınların ay halini sorarlar de ki bu bir rahatsızlıktır onun için adet sırasında kadınlardan geri durun ve onlar temizleninceye kadar kendilerine cinsel yaklaşmada bulunmayın temizlendikten sonra Allah'ın izin verdiği şekilde onlara yaklaşın Allah tövbe ile kendisine dönenleri sever temizlenenleri de sever eşleriniz sizin nesil yetiştiren tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz şekilde varın. Kendiniz için ilerisini düşünerek hazırlık yapın. Allah'ın haram kıldığı şeylerden korunun ve O'nun huzuruna varacağınızı iyi bilin. Ey Resûlüm! Mü'minleri müjdele! Ey iman edenler! Kadınları zorla miras olarak almanız helal olmaz. Çok belli bir fuhuş işlemedikçe onlara verdiğiniz mehrin bir kısmını ele geçirmek için onları sıkıştırmanız da size helal değildir. Onlarla hoşça, güzelce geçinin. Şayet onlardan hoşlanmayacak olursanız, olabilir ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur. Onlar, mahrem yerlerini günahlardan korurlar. Yalnız eşleri ve cariyeleriyle ilişki kurarlar. Çünkü bunu yapanlar ayıplanamazlar. Ama bu sınırın ötesine geçmek peşinde olanlar, işte onlardır haddi aşanlar. Evlenme imkanı bulamayanlar ise, Allah, lütfu ile Onların ihtiyaçlarını giderinceye kadar iffetli kalmaya çalışsınlar. Eliniz altındaki köle ve cariyelerinizden mükatebe yapmak isteyenler olursa ve siz de onlarda liyakat görürseniz mükatebe yapınız. Allah'ın size ihsan ettiği maldan siz de onlara veriniz. Mecburi hizmet bedellerini ödemelerine yardım ediniz dünya hayatının geçici metaını elde etmek için sakın cariyelerinizi hele iffetli olmak isterlerse fuhşa zorlamayın. Her kim onları fuhşa zorlarsa bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah kendileri hakkında gafurdur, rahimdir. Ey peygamber, biz şu gruplara dahil kadınları sana helal kıldık. Mehirlerini verdiğin eşlerini Allah'ın sana harp esiri olarak verdiği cariyeleri seninle beraber hicret eden amcan kızlarını halan kızlarını dayın ve teyzen kızlarını bir de mehir istemeksizin kendisini peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını diğer müminlere değil Sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Bizim müminlerin eşleri ve ellerinin altındaki cariyeler hakkında gerekli kıldığımız mehir gibi hususlar zaten malumumuz olup onları bildirmiştik. Hibe yoluyla mehirsiz evlenmeyi sana mahsus kılmamız nikah konusunda senin için bir güçlük olmaması içindir. Allah gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Bundan böyle artık başka kadınlarla nikahlanman, bunları başka hanımlarla değiştirmen, kendilerini güzel bulup beğensen bile sana helal değildir. Ancak elinin altındaki cariyeler bunun dışındadır. Allah her şeyi gözetlemektedir. Onlar, Edep yerlerini eşleri ve cariyelerinden başkasından korurlar yalnız bunlarla münasebeti olanlar ayıplanamazlar